Arkadaşlar, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese kucak dolusu sevgiler. Evet, Fenerbahçe'nin gündemi alev alev yanmaya devam ediyor. Erol Bulut'un beklenen istifası sonrasında Fenerbahçe yönetimi yurt dışında teknik direktör arayışına, avına başlamış durumda. Sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ile devam etme kararı veren Fenerbahçe yönetimi bir yandan da gelecek yıl takımı çalıştıracak iyi kaliteli bir hoca arayışı içerisine girmiş gözüküyor. Gündemde birçok farklı isim var. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Joachim Löw. Bir tanesi River Plate'in Kupa Canavarı teknik direktörü, 42 yaşındaki teknik direktörü Marcelo Gallardo ki Gallardo ile ilgili kanalımızda bir tanıtım videosu hazırlamıştık. Merak edenler izleyebilirler. Diğer bir isim futbol profesörü, futbol filozofu Marcelo Bielsa ve son olarak gündeme gelen isimse İtalyan çalıştırıcı Mauricio Sarri. Bugünkü videomuzda Sarri'nin, yani ünlü İtalyan teknik direktörü Sarri'nin hayatını ve teknik direktör olarak genel felsefesini, taktik anlayışını paylaşıp onunla ilgili kısa bir analiz videosu sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız Fenerbahçeli Bukowski farkıyla Sarri'nin teknik direktör videosuna başlıyoruz. Mauricio Sarri'nin teknik direktörlüğe adım atma hikayesi gayet enteresan arkadaşlar. Çünkü baba 30 yaşına kadar Toskana'da bir bankada bankacı olarak çalışıyor. Aynı zamanda amatörlükle profesyonellik arasında sıkışmış bir futbolculuk kariyerinde zorluyor. O dönem site kulübünde sol bek ama ya hakikaten çok kötü bir futbolcu Sarri. Takımda çok fazla süre alamıyor. Çok fazla oynama şansı bulamıyor. Fakat sahip olduğu liderlik özellikleri ve özellikle hızlı karar verme yeteneği sayesinde de takım içerisinde ve kulüp içerisinde çok seviliyor ve çok tutuluyor. Şans bu ya. O dönemde takımın teknik direktörü başka bir şehre taşınma kararı veriyor ve Stea takımının teknik direktörlüğü pozisyonu Sarri'ye teklif ediliyor. Ve Sarri o dönem ilk defa sağ içinden sağ dışına kayıyor ve teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Gündüzleri bankada çalışıyor, akşamları takımını çalıştırmak için antrenman tesislerine gidiyor ve teknik direktörlük işinden çok fazla keyif aldığını fark ediyor. Ve bir noktadan sonra artık bankacılık kariyerini bırakıp sadece teknik direktörlük kariyerine yoğunlaşmaya başlıyor. 2000 yılı arkadaşlar Mauricio Sarri'nin profesyonel teknik direktörlük kariyerindeki en önemli kırılma yıllarından bir tanesidir. Çünkü 10 yıllık amatör kulüplerde teknik direktörlük yapma becerisinden sonra Sarri bir üst seviyede mücadele edebileceğine inanmıştır. O dönem Sansevino kulübünün teknik direktörlüğüne getirilir. Bu aşamada Sarri çok kısa bir zamanda 6. kümede bulunan takımı üst liglere çıkaracağına dair yönetimle iddiaya girer. Aslında bu iddia yönetimle girilen bir iddiadan daha öte. Sarri'nin profesyonel olarak teknik direktörlüğe devam edip etmeme konusundaki en belirleyici yıldır. O sene Sansevino kulübüyle 6. ligde şampiyon olur ve bir üst lige çıkar. İşte o sezon sonrasında Sarri bankacılık kariyerine son verip tüm hayatını, tüm zamanını ve tüm gücünü teknik direktörlüğe ayırmaya başlar. Ve bu tarih Mauricio Sarri için çok kritik bir tarihtir. Mauricio Sarri'nin profesyonel kariyerindeki ikinci kritik hamle 2012-2013 sezonunda transfer olduğu Empoli'nin başına geçmesiyle başlıyor. Aslında Empoli'ye transfer olduğunda ligin en önemli düşme adaylarından biri olarak gözüküyor Empoli. Çok genç bir takım, düşük profilli bir takım ve bu genç takımın merkezine, yani oyun merkezine tecrübeli Macaroni'yi kuruyor. Ve gerçekten topa sahip olan 4-2-3-1 sistemiyle oynayan önemli bir takım yaratıyor. O sezon kesin olarak düşecek denilen Empoli ligi 15. bitiriyor. Lig sonunda %57.1 gibi bir topa sahip olma oranına imza atıyorlar. Ve %80 üzerinde başarılı pas yüzdesiyle hakikaten tüm dikkatleri Empoli ve Mauricio Sarri üzerine çekiyor. Özellikle bir karşılaşma var ki arkadaşlar, bu karşılaşma Mauricio Sarri'nin yine kaderini ciddi anlamda olumlu etkiliyor. O da Empoli'nin iç sahada Napoli'ye karşı ilk 30 dakikada elde ettiği 3-0'lık skor ve ezici oyun. O dönem Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in dikkatini çekiyor ve ertesi sene Rafa Benitez'i göndererek Napoli'nin başına Mauricio Sarri'yi getiriyor. Ve böylece Sarri aslına bakarsanız tam anlamıyla seviye atlamış oluyor teknik direktör olarak. Napoli transferi sonrasında aslında işler çok istediği gibi gitmiyor. Çünkü
Rafa Benitez'in 2 sezon içerisinde Napoli'ye yerleştirmiş olduğu 4-2-3-1 sistemini önce deniyor. Fakat burada istediği verimi alamıyor. Sonrasında 4-3-1-2 ile sahaya diziliyor. Fakat burada da ne yazık ki istedikleri sonuçları Napoli'de alamadığını görüyoruz. Ve ilk 3 karşılaşmada elde ettiği kötü sonuçlarla birdenbire Napoli efsanesi Diego Maradona'nın suçlamaları, eleştirileriyle baş başa kalıyor. Maradona'nın eleştirileri sonrasındaki ilk karşılaşma 4. haftaki Lazio karşılaşması ve Mauricio Sarri o karşılaşmada 4-3-3 sistemiyle çıkıyor. Reyna'nın önünde Koulibaly ve Abiol ikilisini tercih ediyor. Önlerinde Jorginho'yu koyuyor. Alan ve Marek Hamšík'i orta sahada 6 ve 8 olarak oynatıyor. Onların sol tarafında Insigne, sağ tarafında Kayon'u koyuyor ve önünde de Higuain tertibiyle sahaya çıkıyor ve bu karşılaşmada aslında bütün taşlar yerine oturuyor. Napoli, Lazio karşısında 5-0 gibi epik bir skora imza atıyor. Ve gerçekten hafta ilerledikçe bu sistemde, bu şablonla, bu dizilişte Napoli adeta Serie A'da Juventus sonrasında ligin en önemli takımı olarak tüm ligi domine ediyor. Ligi 82 puanla şampiyon Juventus'un arkasında ikinci tamamlıyorlar. Benitez'in son sezonundan 10 gol fazla atıp kalelerinde 18 daha az gol görüyorlar. Ve gerçekten çok dengeli, topa çok ciddi sahip olan bir takıma dönüşüyor Napoli. Peki Napoli'yi Serie A'da diğer takımlardan farklı kılan şey nedir diye sorabilirsiniz. Zaten bunun cevabı aslında bakarsanız bir teknik direktör olarak Mauricio Sarri'nin nasıl takımlar yarattığının cevabını da bize veriyor. Şimdi o sezon Napoli'yi incelediğimiz zaman %59.2 gibi Serie A'nın en çok topa sahip olan takımı olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir istatistik. Aynı zamanda %87.1 gibi önemli bir başarılı pas yüzdesine sahipler ki bu anlamda da Serie A'nın lig lideriler ve aynı zamanda o sezon Avrupa'da Bayern Münih ve Barcelona sonrasında topa en çok sahip olan takım olduklarını söylemek lazım. Taktik anlayışı çok gelişmiş olmasına rağmen Mauricio Sarri takımları topla çözüm bulmaya çalışan takımlar, topu oynayan, bol pas yapan, özellikle rakibi oynadığı önemli pas oyunuyla kendi sahasında içeri iten, baskı altından takımlar olduğunu görüyoruz. Mauricio Sarri Napoli'sindeki en kritik oyuncunun aslında bakarsanız Jorginho olduğunu söylemek lazım. Çok enteresan bir rolü var çünkü ona verilen regista rolüyle beraber neredeyse takım içerisinde tek başına 200 tane pasa etki eden bir oyuncu. Yani hem topu savunmadan çıkaran hem de rakip atakları karşılayan Jorginho'nun oynadığı o ön libero rolü, yani regista rolü Napoli'nin tüm oyun aklı, tüm oyun zekası ve tüm oyun pas performansını yönlendiren çok önemli bir etki yaratıyor. Zaten kendisini Chelsea transferinde de öncelikli tercihin Jorginho olduğunu söylemek lazım. Yani sahip takımlarının yüksek pas yapan takımlar olmasının dışında o ön libero rolünde akıllı, topu iyi oyuna sokan, oyun zekası gelişmiş ve oyunu 180 derece görebilen çok yönlü oyuncular tercih ettiğini de söylemek lazım. Sarri'nin takımlarına baktığımız zaman arkadaşlar, özellikle topsuz oyunda her topa sahip olmayı amaçlayan teknik direktör takımlarında olduğu gibi çok fazla baskı ve pres yapmayı seven takımlar yaratmıyor. Yalancı bir üçüncü bölge presi sonrasında daha çok rakibi karşılamaktan çok geride topun gerisine geçip alan kapatan takımlar olduğunu görüyoruz. Özellikle yönettiği bütün takımlar çok fazla pas arası yapan takımlar değil, daha çok alan savunması, top kazanmaya çalışan takımlar olduğunu görüyoruz. O yüzden sahip takımlarının çok büyük baskı, çok büyük pres, çok agresif bir oyun oynattığını söylemek çok doğru olmayacaktır. Özetle arkadaşlar, Mauricio Sarri çok önemli bir teknik adam. Gerçekten biraz rastlantısı olarak futbola başlamış olsa da takımlarının pas yapan takımlar olduğunu, 4-3-3 sistemini öncelikli tercih ettiğini, bu sistemde regista rolündeki ön libero, yani görece 6 numaradaki oyuncunun pas kalitesinin yüksek olması, oyun zekası yüksek olmasını beklediğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe gerçekten Sarri ile anlaşırsa Fenerbahçe taraftan istediği o pas oyununu oturtabileceğini düşünüyorum. Tabii burada alacağı ya da göndereceği oyuncuların çok kritik olduğunu söylemek çok doğru olur. Ancak Sarri'nin de her yeni teknik adam gibi Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda ciddi bir süre takım alışması gerekeceğini, ligi alışması gerekeceğini şimdiden söylememiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili, yani Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarına yönelik analiz videoları yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'li bir Kos kanalını lütfen takipte kalın. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşeceğimizi düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. İnadına İhsan, inadına Fenerbahçe diyorum. Görüşmek üzere.